Herkese merhaba. Bir yeni haftadan, yeni bir aydan selam. 2 Kasım 2020 günlerden Pazartesi haftanın ilk manşeti. Cuma günü olağanüstü bir yayın yapmış, bir canlı yayın yapmış ve İzmir'de yaşanan Samos depremi sonrasında İzmir'in etkilenmesi ve yıkılan binalarla alakalı iki saat akşam bir yayın yapmıştık. Orada söylediğimiz şeylere yeni şeyler ekleyecek değiliz ama daha depremin ilk saatlerinde yaptığımız yayın ve kimi tespitler sonrasında çok da değişmedi. Sadece ölü sayısı arttı, yaralı sayısı arttı. Yıkılan bina sayısı ile ilgili bilgiler o zaman çelişkiliydi. Onlar düzeldi ama söylenen şeyler ülkede bir deprem olduğunda yapılacak şeyler listesi belli. Yapılması gereken şeyler belli. Öncesi, sonrası ve deprem anı itibariyle herkes her şeyi biliyor. O gün yayında da söylemiştim. Bir diğer konu da şu. Depremin büyüklüğüyle ilgili tartışmalar oldu, merkez üssüyle ilgili tartışmalar oldu. Birazdan geleceğiz ama depremin merkez üssü Samos'tur. Bu deprem Samos depremidir, yani Sisam adası Türkçesiyle Kuşadası açıklarındaki adanın hemen 9 mil kuzeyinde meydana gelmiştir. İzmir, Seferihisar asla merkez üssü değildir. Ona rağmen yıkılmıştır binalar. Samos'ta sadece iki genç hayatını kaybetmişken ve 8 yaralı varken İzmir'de rakam her geçen dakika artıyor. 3-5 ile başladı, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaklaşık böyle gidiyor. Evet. Bütün bunların nedenlerine bakacağız ama ondan önce en önemli konu Covid salgın Türkiye ve dünya. Geçtiğimiz Şubat ayından beri bununla yaşıyor. Can almaya başladı. Önce Çin'de ardından İran'da, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde. Şubat ayından itibaren dünya bunun farkında. Fakat önlem almakta gecikti. Önlemler Mart'a, Mart sonuna Nisan başına sarktı. Öyle olunca da kayıplar arttı. Ve şu anda Avrupa ikinci kez lockdown'a girdi. Lockdown diye bir kelime var. Türkçesi yok bunun maalesef. Çünkü Türkiye'deki insanlar bu tür konularda kelime üretmekten veya bir tanım yapmaktan acizler. Lockdown diyoruz. O da şu anlama geliyor. Asla sokağa çıkma yasağı değil. Yaş kısıtlaması olan bir şey değil. E, ne bileyim e, belli yasaklar, şöyle yasaklar var. Yani misafirlik yasak. Sokağa çıkabilirsiniz ama ancak alışveriş yapacaksanız veya yürüyüşe çıkmışsanız ailenizden bir kişiyle olmak kaydıyla daha fazla değil yapabilirsiniz. Cenaze düğün yapabilirsiniz. 20 30 kişiyle sınırlı filan filan. E dükkanların çoğu kapalı ama sadece marketler, eczaneler gibi acil ihtiyaç karşılamaya yönelik olanlar açık gibi. Yani maddeleri olan, kısıtlama e, listesi olan e, bir olaydır lockdown. Sokağa çıkma yasağı e, gibi ne bileyim 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı gibi, 18 yaş altı şöyle gibi filan gibi bir şey değil. Ee, Avrupa'nın çoğu şehrinde sokaklarda maske zorunluluğu da yok ama kapalı alanlarda var. Sokaklarda maske gerekli mi? Zannetmiyorum. Ee, açık havada eğer üst üste hani bir miting yapılıyorsa veya bir topla gerçi sosyal mesafe diye bir şey var ama açık havada maskenin gerekli olduğunu zannetmiyorum. Devletler de öyle düşünmüşler ki açık havada maske, maske zorunluluğu yok. Herkes kendi ülkesiyle kıyaslasın tabii. Bir de tabii bilgilerin doğru ve şeffaf paylaşılması lazım. Şimdi onu getireceğim ekrana. Bu İngiltere'den getirdiğim bir şey. Herkes kendi bulunduğu ülkeden kıyaslasın. Ağırlıklı olarak Türkiye'den seyircimiz var biliyorum ama başka ülkelerden de seyircimiz var. Ondan dolayı böyle söylüyorum. Şimdi bu grafik ne? Bu grafik bir projeksiyon. İngiltere'de Birleşik Krallık'ta yapılmış bir projeksiyon. Ve projeksiyonu yapan firmalar var. İşte yeşil, mavi, siyah, sarı. Bunların isimlerinin önemi yok. 5 projeksiyon var ve 5 projeksiyonda e, ölüm sayısının tabi vakayla vaka başka projeksiyonda başka maddeler de var ama burada size ölüm grafiğini getirdim. Ölüm sayısının nasıl artacağını böyle giderse ölüm sayısının nasıl artacağını öngörüyor. Bordo renkli olan grafikte 4000'in üzerine çıkacağı sarı renkli olan grafikte 2500-3000'lerde kalacağı, yeşil ve kırmızı firmaların 2000 civarında kalacağı ölümlerin, siyah da ise e, ne bileyim 1000 civarında kalacağı vesaire. Ki bu ilk dalgada olandı. Şimdi her ülke böyle projeksiyonlar yapıyor ve buna göre de önlemeler açıklıyor. İşte İngiltere'de Aralık ayında 4000 civarına çıkacağı ölüm rakamının, ölüm sayısının 4000 civarına çıkacağı ortaya çıkınca, bir projeksiyonda veya birkaç projeksiyonda İngiltere derhal kapanma kararı aldı. Ve bir aylık kapanma kararından sonra rakamları aşağı çekmeyi başarabilirse, belki tekrar açacak. Eğer başaramazlarsa bu yılbaşına kadar, hatta yılbaşından sonra devam edecek. Şeffaflık böyle bir şey. Önemli ve ülkeler buna göre e, tavır alıyorlar, e, tutumlarına biçim veriyorlar. İktidar korkuyor meselesine geçelim ikinci konuya depreme gelmeden önce. bu Ahmet Davutoğlu'nun parti kongresinde yaptığı açıklama. Gelecek Partisi'nin kongresinde konuştu Ahmet Davutoğlu. Bu liyakatsız, ciddiyetsiz 28 Şubat ve eski Türkiye artı iktidardan korkmayın. Artık korkan tek bir kesim var. İktidar korkuyor demiş. BBC Türkçe'deki habere baktığımızda da 15 Temmuz direnişini şahsi iktidarlarını şahsi iktidarları için kullandılar başlığı dikkat çekiyor. Ee, İzmir depremine falan bakıyor ama asıl hikaye şurada. 28 Şubat eleştirisi diyor ki bu liyakatsız, ciddiyetsiz 28 Şubat ve eski Türkiye art artı iktidardan korkmayın. Artık korkan tek bir kesim var. İktidar korkuyor. Lafın tamamı böyle. Eh, Ahmet Davutoğlu bu sözü, e, Erdoğan'a virüs benzetmesinde de bulundu ayrıca. Eh, Ahmet Davutoğlu bu sözü boşuna söylemez. Ahmet Davutoğlu e, tonunu artırdı. Bunun birkaç sebebi olabilir. Hemen onu analiz edeceğim. Birincisi, ee, Deva Partisi'nin çıkışları karşısında Ali Babacan'ın çıkışları karşısında geri kalmamak için olabilir. Çünkü Ali Babacan'ın partisi bütün kamuoyu anketlerinde Davutoğlu'ndan daha çok tercih ediliyor. İkincisi Davutoğlu e, söylemini sertleştirmesinin nedeni Erdoğan tarafından gelen veya iktidar tarafından gelen baskılar ve yıldırma politikası olabilir. Bir şey canını sıkmış olabilir. Üçüncü nedeni ki bana göre bu önemli. eee Kendisi bir siyasi iddiası olsun olmasın eteğindeki taşları dökme misyonunu üstlenmiş olabilir. Ben siyaseten nereye gideceğim bilmiyorum ama ben eteğimdeki taşları dökeceğim. Bugüne kadar sustum bildiklerimi açıklayacağım. Bunu tercih etmiş olabilir. Dördüncüsü bu da gözden uzak tutulmamalı. Davutoğlu'na vize veren çevreler yani hoca böyle olmuyor sen de biraz sesinin tonunu artırmalısın falan, konuşmalısın, bildiklerini söylemelisin. Yani aksi takdirde nasıl olacak ki falan demişlerse Davutoğlu o açıdan da belki konuşmaya başlamış olabilir. Her ne olursa olsun bu itiraflar önemli, bu açıklamalar önemli. Ve görülen o ki önümüzdeki aylarda, yıllarda bu ve buna benzer itiraflarla aslında neyin ne olduğu ortaya çıkacak. En önemlisi de tabii elbette 15 Temmuz'un üzerindeki... Ee, örtünün aralanması muhalefet muhalefet yapmadı ama iktidardan çıkan e, yani mevcut muhalefet partileri maalesef sınıfta kaldılar Akşener'i Kılıçdaroğlu'su, HDP'yi de katarak söylüyorum esaslı bir sorgulama içerisine girmediler muhalefet yapamayınca da iktidardan ayrılan insanlar e, bu işi deşifre edecek öyle görülüyor 15'te e, muhalefet demişken, e, bakın e, hafta sonu Hürriyet Gazetesi'nde çıkan e, bir kupürü getireyim size. Ne yaptınız arkadaşınız için hiç diyor Mustafa Şentop. Bu da CHP'ye kapak olsun. Ne yaptınız arkadaşa? Hükmü en uzun ben beklettim. Enis Berberoğlu kararı ile ilgili. Hükmü en uzun ben beklettim. 17 ay. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz her şeyi. Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler diyor. Daha ne dersin? Meclis başkanı tamam sarayın avanesidir, şudur budur ayrı bir konu ama artık o da soruyor. Ne yaptınız arkadaşınız için? Önce kendi arkadaşı için bir şey yapsaydı CHP sonra ülkesi için ne yapacağını düşünürdü belki. Bunu da böyle kayda geçmiş olalım ve depreme dönelim. Bakın burası Samos'un güneyi ve depremden sonraki 2-3 gün içerisinde olan Artçı şoklar, depremden sonraki şoklar, depremden sonraki 4-5 büyüklüğündeki depremler büyüklüğüne göre sarı ile kırmızı arasındaki tonlarda nokta nokta belirtilmiş. Yani görüyorsunuz ki depremin merkez üssü Samos Adası, Kuş Adası açıklarındaki Samos Adası. İzmir çok kuzeyde kalıyor. Ve yani Samos fayı denen hemen Samos'un üstündeki fayda ee, o civarda olan depremler. Artçı şoklara bakın. Üst üste e, şeye düşürün. E, haritaya düşürün. E, ne deprem olduğunu görürsünüz. İzmir depremi değil bu. Kuşadası depremi de değil. Seferihisar depremi de değil. Bu deprem Samos depremi. Ayrıca depremin şiddeti de daha doğrusu büyüklüğü de 7.0 6.7, 6.8 falan da değil. Bakın deprem Sadece Samos'a 10 kilometre, merkez üssü. Ee, İzmir'e 75 kilometre uzaklıkta. Kuşadası'na da azami 30 kilometre uzaklıkta. Yani Kuşadası, Seferihisar falan depremi de değil. Seferihisar da neredeyse Kuşadası kadar bir mesafede. Depremin merkez üssüne. Bu o, bu deprem, Samos depremi. Bir bu, ikincisi büyüklüğü de 7.0. Celal Şengör bile isyan etmiş. Lütfen şu 6.6'yı artık silin. Bu 6.9 7 arası bir deprem demiş. Profesör Doktor Celal Şengör ki zaten depremin ilk saatinde benim telefonuma düşen BBC bildiriminde BBC'nin son dakika haber bildiriminde e, Yunan Adası Samos 7.0 deprem diye geldi ilk son dakika haberi. Daha ilk saatte. ilk gelen haber. 7.0 Samos depremi diye geldi. Ve ben öylelikle irkildim. Samos'un neresi olduğunu biliyorum. Kuşadası açıkları. Samos'ta 7.0 bir deprem olduysa bu Türkiye'yi de yıkmıştır diye. Hemen hareketlendim falan. Ta 70 kilometre ötedeki İzmir'i yıktı. Ama neden yıktı? Samos'ta iki ölü var. Binalarda ağır hasar var. Okey. Ama iki ölü var. İki, genç yaşta e, e, yani teenage diyorlar. 18 yaşın altında iki genç hayatını kaybetmiş. 8'de yaralı var. Başka yok. Depremin merkez üstünde sadece 2 ölü var. Sizde bu kadar olması depremden değil. Neden olduğunu hızla bakalım gazete kupürleriyle. Bayraklı belediye başkanı milliyete konuşmuş. Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok. Devlet belediyeye belediye devlete suç atıyor. Bana ne yani? İşte bakın bina nasıl yatmış görüyor musunuz? Bina yani kolonların alttaki kolonları mı kestiler ne yaptılar? Oraya doğru yatmış. Üst taraf duruyor. Yani deprem mi öldürmüş olacak? Daska 2500 hasar ihbarı gelmiş. Ucuz kurtulmuş İstanbul. C İzmir. Gerçekten ucuz kurtulmuş. Şuna bakar mısınız? Çevredeki binalar duruyor. Kağıt gibi katlanmış. Cinayetin adı Kesik Kolon. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da kabul etti. Cinayet yani bu. Afet, deprem, işte şu bu falan değil. Bakın tsunami oldu, su bastı. Su baskınından dolayı zarar olması veya birilerinin hayatını kaybetmesi, suya kapılması. Afet, kasırgada falan mesela. Yani olabilir diyebilirsin. Yani yapacak bir şey yok ne yapalım falan diyebilirsin. Ama bu tırnak içinde söylüyorum bu kader olmamalı. Burası dördüncü kat demiş okla gösterilen yer. Bina böyle çökmüş. Yani ilk dört katın, e, yani ilk üç kat tuzla buz yukarısı duruyor. Muhtemelen aşağıda kolon kestiler bir şey oldu yani. Karagül apartmanı bu hale geldi diyor. 69 ölünün çok üstüne çıktı. Gazeteler basıldığında e, rakam oydu. Çürüğü gördük bir şey yapamadık. Biz o dönem zeminden şüphelendik. O yüzden incelenmesini istedik. Çürük raporu geldi. Oturanların %75'i kiracıydı. Daire sahiplerinin çoğu şehir dışındaydı. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olmadı. Öyle kaldı demiş. İki çocuğu enkaz altında kalan yönetici. Bataklığa apartman dikmişler. Binaların arkası sazlık. Yıkılan binanın altı su alıyordu. Karşısı zaten bataklık. Sitenin altında depo vardı. Depo zaten nemliydi. Güven İslamoğlu yazmış İzmir Doğanlar Apartmanı çürük raporu varmış ev sahipleri tadilat için anlaşamamış bazıları satıp ayrılmış bina makyajlanıp kiralanmış suçlular bir değil birden fazla. Yapan izin veren durumu bilip kiracıya söylemeyen bu duruma göz yuman vesaire. O arada Erdoğan diyor ki vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Üzerine feyzi iş başaran şu notu düşmüş 1989 yılında orman arazisine 6 kaçak villa yapmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Erdoğan devlet. Bakan Öz Haseki demiş ki bu ülkede insanlar niye ölüyor? Japonya'da deprem olunca insanlar evinde sırt üstü yatıyorken. Ama aynı bakanın şu tweetini hatırlatalım. 2018 tarihli imar barışına 1 milyondan fazla vatandaşımız başvurdu. Yapılarını kayıt altına alarak devletiyle helalleştiler. Devlet dedi ki ben sana işte verdim helalleştik. Sen de helal ediyor musun? Hele git artık yapında öl. Binanda öl. Devlet helalleşti. Benden günah gitti diyor. Bu nasıl duyarsızlık deyip altına döşenmiş Fatih Portakal ama mesaj okumuyorum bile. Hangi duyardan hangi duyarsızlıktan bahsediyorsunuz ya? Şu anda puh, devletin başında bir suç örgütü var. Bir suç örgütü. Ve yakalanma ve suçları açığa çıkmamak, e, çıkmaması için e, e, yapamayacağı şey yok. Yani duyar kasmaya falan gerek yok o işler bitti. Melis Alpan bu ülkeye çok ciddi deprem aktivizmi lazım. Göz göre göre insanlar ölüyor. Depremden depreme konuşuluyor sonra yine insanlar ölüyor artık gerçekten yeter demiş. Bayraklı Belediyesi 208 binayı çürük diye bildirmiş ama bakanlık işlem yapmamış sözcüğünün sürmanşeti. Bakın devlet her şeyi planlar. Bunda hiç kuşkum yok. Denetler, teftiş eder, raporlar. Mevzuat mükemmeldir. Türkiye'de gerçekten mükemmeldir. Hatta belki Avrupa'daki pek çok devletten daha iyidir mevzuat. Kılı kırk yaran bir mevzuat vardır hemen her alanda. İnşaattan gıdaya, endüstriden çevreye başka konulara kadar. Bakın bu konuda Türkiye çok iyidir. Mevzuat konusunda. Bürokrasisi vardır, yetişmiş elemanları vardır, denetler, teftiş eder, raporlar, her şeyi bulur çıkartır. Olması gerektiği gibi. Sıkıntı uygulama yoktur uygulama yoktur. Uygulama, dolma, uygulama olmadığı için insanlar ölür. Denetim raporları devreye girmez, planlamanın dışına çıkılır vesaire vesaire. Hesap versinler demiş ihmali olan kurumlar ortaya çıkarılsın vesaire cumhuriyet. ya, ya neyin hesabını verecekler? Yani şu olaydan sorumlu olan insan veya insanlar kimlerse bir daha gün yüzü görmemeleri lazım. Tükettik her yeri neyimiz kaldı diye soruyor Yeni Asya karikatüründe İbrahim Özdebak. Uğur Şılak'ın bir şarkısı düştü ya sosyal ağlara. Oradan mülhem. İki günde 13 bi bin gönüllü. Türkiye elini İzmir'e uzattı. Yeni Şafak'tan getiriyorum. Bakmayın, yanlış da anlamayın. İzmir ucuz atlattı. Depremin merkez üstüne 75 kilometrede yıkılan bu kadar bina ve bu kadar ölüyle yüzün altında seyrediyor henüz. Ee, gerçekten ucuz atlattı. Ve ondan dolayı da bu kadar gönüllü işte dar bir bölgede çalışmak için vesaire gider. Ya geniş bir sahada ya İstanbul'da gönüllüyle falan baş edemezsiniz yani. Onun için bir an önce hiç vakit kaybetmeden sağlam olmayan binaların boşaltılması yapılabilecek şeylerin de bir an önce yapılması ve bütün kaynakların bir seferberlikle adeta buraya aktarılması gerekiyor. Tüm binalara kimlik verilmeli demiş aydınlık. Aydınlık böyle günlerde muhalefeti hatırlıyor. Geçelim bir gün dehşet verici umursamazlık demiş. Hasar raporları bakanlığa gönderilmiş. Çürük bürokrasi. Bakın bu olay fakirlikle falan izah edilecek bir olay değil. Ya fakiriz ne yapalım? Bu onunla ilgisi. Fakir olabilirsin ama yani aklını da yitirmedin ya. Aklını yitirmiş bir insan gider akşam tabutta uyur. Böyle kağıt gibi yıkılan binalar herkes için birer tabuttur. Bunun fakirlikle alakası yok. Gerçekten yok yani. Bilinçle alakası var. Bilinçlenmeyle alakası var. Samos çok mu zengin? İki kişi öldü sadece o adada. Depremin merkezi adada iki kişi öldü. Çok mu zengin Samos? Müflis bir devletin adası Yunanistan. Müflis bir devlet. Bu sarmaldan artık çıkmalıyız. Yine deprem, yine acı. İzmir enkaz altında. Önlem alınmıyor. Her seferinde aynı acılar ilk kez yaşanıyormuş gibi davranılıyor. Her seferinde de siz aynı mahşeti atıyorsunuz. Sadece yeni çağ kastetmiyorum. Bütün gazeteler. Üç gün depremi hatırlıyorlar. Ondan sonra lay lay long. Sağlam ilçe. Yavaş şehir olarak dünyada ünlenen Seferihisar 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üstüne en yakın yerleşim yeri olmasına rağmen hiç hasar almadı. Güzel. Demek ki İzmir'dekileri deprem öldürmedi. Hiç hasar almayan bir Seferihisar var. İzmir'deki depremde hala enkaz altında yurttaşlar varken hükümet betonlaşma projesi açıklıyor. Enkaz kalkmadan rant peşine düştüler. <laughs> yaşıyor olabilirdi demiş, olabilirlerdi demiş İzmir'de çöken binalardan çıkarılan cenazeler. İnsan bunlar, çoluğu çocuğu yaşlısıyla. Ama hala 48 saat sonra, 58 saat sonra, 60 küsür saat sonra çıkarılan insanlar var. Ne mutlu ödenek depreme değil yandaşın duble yoluna fakat fotoğraf aldı çok güzel. Binali Yıldırım eski başbakan işletmeci şirkete garanti edilenin onda biri kadar dahi yolcu sayısına ulaşamayan Kütahya Zafer Havalimanı için tuhaf bir açıklama yaptı diyor. Yıldırım kara deliğe dönüşen havalimanı için yolları bu kadar güzel yapınca insanlar Kütahya'ya gitmişken havaalanına gideceğine buradan devam edeyim İstanbul'a hemen varırım diye düşünüyor demiş. <laughs> yani ranttan geriye endişeli bekleyiş kaldı. Uzmanların uyarılarına rağmen rant kaygısıyla yanlış zemin üzerine inşa edilen hatalı yapıların yıkıldığı İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Endişeli bekleyiş sürüyor demiş. Rant odaklı dönüşümden vazgeçmeden olmaz. Ya artık okumak istemiyorum ama yani işte gazeteleri getiriyorum size. Yani insan gerçekten bir noktadan sonra bunalıyor. Yani göz göre göre yıkım milliyet. Ya, gerçekten sözün bittiği, lafın, analizin, kritiğin bittiği yerdeyiz yani. Bıktı ya bıktım sandım yani. 30 yıldır aynı gazetecilik, aynı manşetler. Bak bir mucize daha oldu. Mucize falan yok yani o insanlar o enkazın altında olmamalıydı yahu. Yani. Sonra çıkartınca yani çok tuhaf hani Bedevi'ye devesini kaybettirip buldurma hikayesi gibi. Sığacık'ta Tsunami'de sular yükselince işte tekerlekli iskenlesinde sulara kapılıp hayatını kaybeden insan 86 yaşındaki Fatma Erçetin. Aynı şiddette deprem İstanbul'da olsaydı manşetiyle çıkmış TR724 tam da bunu kastediyor. Aynı şiddette deprem İstanbul'da olsaydı öyle 5-10 binanın yıkıntısı önünde fotoğraf çektiren, üzerinde işte efendim şov yapan, işte oraya koşan binlerce gön gönüllü bunların hiçbirisi olmazdı. Yani olamazdı. Muazzam bir kaostan bahs bahsediyoruz. Elektrik yok, su yok, telefon yok. Araçlar giremiyor, çıkamıyor, havadan müdahale sınırlı, neye neyle müdahale edeceksin? Yüzlerce kilometre karelik sahada binlerce belki on binlerce bina yıkılmış, on binler yüz binler enkaz altında. Hadi buyur ne yapabiliyorsun yani? Burada insanları 24 saat 48 saat sonra çıkartıyorsun. Orada her binanın başına aynı ekiple gidip aynı kurtarma operasyonunu yapabilecek misin? ve insanlar canlı canlı hayatını kaybedecek belki ve bu son anlaşılacak. Filanca hayatını kaybetti ama enkaz altında 2-3 gün yaşadığı ortaya çıktı. Denecek. Olacak bunlar. Deprem karnemiz kırık. Yeni Asya Manşet 2020'de dünyada 6,5'tan büyük 12 deprem oldu. Bazı ülkelerde hiçbir kayıp yaşanmazken en çok can kaybı Türkiye'de. Deminden beri bunu anlatıyoruz. Deminden beri bunu anlatıyoruz. Türkiye tek yürek demiş yeni birlik tek yürek falan değil geçeceksin ona tek yürek falan değil bu senin manşetteki başlığın sadece döndük İzmir kanağılarken Cadılar Bayramı rezaleti demiş Cadılar Bayramı Halloween denen şey batıda. Yani yeni bir hikaye. Çok böyle bir şeysi yok. Azizler Bayramı olarak falan da geçiyor. 1978'de çevrilen Halloween filminden sonra son 30 yıldır 40 yıldır popüler bir şey yani. Öyle bir kutlama yapıyorlar. Öyle geriye doğru bir kökü mökü yok. Her neyse bu batıda Amerika'da daha doğrusu da Avrupa'dan Amerika'ya ihraç olmuş Amerika'da tekrar bunu Avrupa'ya e, ihraç etmiş falan gibi bir şey böyle bir etkileşim ağırlıklı olarak eğlence sektörüyle ilgili yani daha çok işte sinema sektörü birazcık bu işi köpürtüyor çünkü her sene Ekim ayında e, cadılar bayramı temalı filmler gösterime giriyor falan orada değilim. Şimdi diyor ki İzmir kan Cadılar Bayramı rezaleti. Son yıllarda yaşanan Cadılar Bayramı adı altında sergilenen rezalete bir yenisi daha eklendi. Bunu milli gazete diyor. Ya Cadılar Bayramı diye bir şey var. Bunu isteyen kutlar, isteyen kutlamaz. İsteyen istediği gibi eğlenir, eğlenmez. Sana ne? Sen onların, o, onun, o, o işine karışırsan o da döner sana karışır. İşte diyor ya milli görüş kafası. Siyasal İslam bu yani. Zaten uzantısı iktidarda şu anda. Eğer eleştireceksen, Covid'den dolayı sen nasıl böyle bir parti yapabilirsin falan filan diye eleştir. Ayrıca İzmir kanalarken e, cadılar yani insanlar e, cadı, bayram yapabilir mi falan yani eğlenir mi falan tamam buna bakılabilir, bu eleştirilebilir de senin buna karşı olman olma nedenin Covid'den dolayı değil ya da ya bir yerde dram varken siz nasıl eğlence tertip edersiniz bu değil. Senin e, niyetin e, rezalet yani deprem olmasa da covid olmasa da cadılar bayramı nereden çıkardınız bunu bu bir rezalettir nasıl bu böyle bir şeyi kutlarsınız sen böyle yaklaşıyorsun konuya kusura bakma senin de hiçbir değerine hiçbir değerin veya değer zannettiğin kutsal zannettiğin şeylerine de insanlar saygı göstermez bu işler böyledir kafa yani ülkeyi bu noktaya getiren kafanın analizini yapıyorum ben onun için bunu getirdim. Bir başka şey. Akit kafası. Yakın akrabadır. Zaten epey bir süre yan yana gittiler. Sonra yollar biraz ayrıldı. Milli Gazeteli Akit. Neyse. Şimdi e, Akit'in sür manşetinde başı açık bir kadın var. Hayret. Nasıl oluyor bu falan. Ama işe gelince oluyor. Siyasal İslam böyle bir şey. Arnavut bir yazarmış. Bu ismi önemli değil. Batıdaki Erdoğan histerisinin sebebi güçlenen Türkiye. Türkiye artık süper güç falan gibi şeyler kullanmış da ondan dolayı Akit gibi bir gazetenin sürmanşetine girmiş. Başı açık fotoğrafıyla ki Akit başı açık kadın fotoğrafı basmaz birinci sayfasına. Ama dedim ya işe gelince bir de antiparantez en sevmediğim şeydir. Hep birilerini birilerine onaylatma. Artık iriti oluyorum bundan yani. Erdoğan'ı birine onaylatma, filan lideri birine, filan kült lideri birilerine, filan din adamını birilerine ona, onaylatma. Filan din adamı fiş mekan düşünür, fiş mekan yazar. işte filan yerdeki değerlendirmede filan şeyle ilgili şöyle bir şey çıktı falan. İriti oluyorum bundan. Gerek yok. Dünya Gazetesi, Biden'ın zaferi Türk varlıklara iyi gelmez. Piyasalar 3 Kasım'ı bekliyor. Ekonomiye geçtik, Türkiye gerçekten Biden'ı istemiyor. Dünya Gazetesi de istemiyor. Dünya Gazetesi aklı başında insanların çıkardığı bir gazete ama belli ki istemiyor. E, fakat durum iyi değil. Erdoğan bakın ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dedi. Ama burada kastettiği şeye ben çok kısa bir temas etmek istiyorum. Kapitülasyonların kaldırılması kadar önemlidir. 2023'e kadar bu süreci tamamladığımızda bambaşka bir Türkiye'yi milletimize sunacağız demiş. Şimdi Erdoğan halife olarak takdim ediliyor tabanda. E, o da çıkıp ortaya ben halifeyim demiyor ama e, o noktaya gelebilecek laflar söylüyor. Diğer taraftan da iki, 2023 tabanda başka türlü anlatılıyor. İşte Lozan'ın gizli maddeleri var bu kalkacak 2023'te şöyle olacak veya 2023'te halife bir şey olacak falan. Hep böyle bir 2023 gazlaması var. Her neyse Erdoğan da tabi bunu açık etmiyor ama tabanda yapılan propagandayı destekleyen laflar ediyor yukarıda. Diyor ki işte 2000 bu kapitülasyonların kaldırılması kadar önemli 2023'e kadar süreci tamamladığımızda falan filan net konuşmuyor ama aşağıda söylenen yalanları destekleyen bir laf geliyor yukarıdaki kürsüden. Böyle bakın. İki, hani şaha kalkmıştık falan ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Bir de şöyle bir şey oldu. Kriz demek yasak ama ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz demek serbest. Türkiye'yi ekonomiyle alt edemeyecekler demiş. Hürriyette kocaman girmiş. Evet. Bakalım öyle mi rakamlar? Bakın bu 2000, 2000 yılından 2020 yılına milli gelir rakamlarındaki değişiklikler, Türkiye 4200'den 8100'e gelirken, Türkiye 4200'den 8100'e gelirken daha ikiye bile katlamamış, bakın Türkiye gibi ülkelerden bahsediyorum, İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya, Fransa'ya gitmiyorum, Japonya'ya, Çin'e gitmiyorum, Estonya... 4000'den 20000'e Letonya 3000'den 16000'e Litvanya 3000'den 18000'e Slovakya 3.7000'den 21000'e Polonya 4000'den 17000'e Macaristan 4'ten 17000'e Bulgaristan 1.5'tan 9000'e Brezilya 3.75'ten 11000'e Çin 946'dan 8000'e ki en büyük sıçrama burada. Endonezya 807'den 4400'e Güney Afrika Male Malezya Tayland'da da siz bakın. Türkiye gibi ülkelere bakıyoruz. Araya bir karışmış. Önemli değil ama diğerleri Etonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Etine bu da ne? Ülkeler bunlar. Vaziyet bu. Millet dörde beşe katlamış. Sen ikiye bile katlayamamışsın yani. AKP döneminde 18 yıllık bu işlere böyle bakmak gerekiyor. İktidar korkuyor başlığıyla çıktık. Depremi konuştuk, sonrasını konuştuk, ekonomiyi konuştuk, COVID'den bahsettik. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet gerçekten iktidar korkuyor. Davutoğlu haklı. Ee, çok cesaretsizler. Ama karşılarındakiler de bir o kadar, iktidar kadar cesaretsiz. Cesaret bulaşıcıdır, doğru. Fakat son dönemde bu tür konuşmalar, cesaretlenmeler arttı. Gerek muhalefet tarafındaki kıpırdanmalar, gerek basın dünyasındaki kıpırdanmalar, gerek, gerek aşağıda halk tabakasındaki kıpırdanmalar. Anketler var ben onları getirmeyeceğim. Bugün seçim olsa ne olur? Ekonomiyi kim kurtarır? İşte şuna inanıyor musunuz, şuna güveniyor musunuz gibi ağır propaganda Bombardımanı altında olan bir halkın söylediği veya anketlere verdiği cevaplar ki korku iklimi de var. Yani işte ben verirsem ben laf, görüşümü açıklarsam başıma şöyle bir iş gelir, böyle bir iş gelir. Biraz evvel kişi başı milli gelir rakamlarını açıkladık. İnsanlar bunu da bilmiyor. Diğer pek çok şeyi de bilmiyor. Muhalefetin veya muhalefet partilerinin çözüm önerilerini de bilmiyor. Fakat cesaret bulaşıcıdır. Son dönemde bir hareketlenme var. Çok ciddi bir ekonomik deprem söz konusu, ciddi bir kırılma, ciddi bir sallantı, ciddi bir çöküş geliyor ve bu kolonların kirişlerin altında iktidar, hani deprem söylemiyle yürüyelim kalacak. Erdoğan yönetimi kalacak ve şu anda Türkiye'yi düşünen, Türkiye için düşünen insanların yapması gereken sonraki döneme hazırlanmak. O konuda emin değilim. Görüşlerimizi paylaşırız ama 2020 Covid kaybedildi. 2020 de büyük ölçüde böyle olacak. 2022 ve sonrasına hazırlanmamız icap ediyor. Ne Erdoğan ne de avaneleri olacak. Ama ülkenin yeniden inşa dönemi başlayacak. Kendimizi buna hazırlamamız icap ediyor. Çok teşekkürler katıldığınız bu yayını paylaştığınız için. E, yarın Turan Görür Yılmaz güne bakışla karşınızda olacak. Biz Çarşamba günü haftanın ikinci manşetinde tekrar buluşmak üzere sözleşiyor ve hoşçakalın diyoruz.